bizim için çok önemli bir müsabakaydı. Final diyelim. Bu finali puan olarak kazandık. Tabii belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama start telaşımız ve stres bizi topa hükmetme konusunda ve topu olumlu kullanma konusunda biraz rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek biraz daha puan kazanmakla, özgüvenin tekrar yerine gelmesiyle mümkün olabilir. Bu akşam skor açısından mutluyduk. Ama oyun olarak belki çok güzel gözükmedi ama oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ya da kazanma isteğine verdikleri tepkiler oldukça iyiydi. Rakip de zaman zaman topa iyi kullanarak ataklar geliştirdi ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi tabii önümüzde 8 maç var ve 27 puan seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala çok yüksek. 35 rakamı bizi sihirli rakam olarak gözüküyor. Eğer ona ulaşabilirsek bu ligde kalmayı başaracağız inşallah. Şu an örneyemeyiz. Takımın daha çok disiplin, evet, yani oyun disiplini konusunda konuşuyoruz onunla. Yaratıcı, kreatif bir oyuncu. Bu tip oyuncuların zaman zaman hani oynatsam mı oynatmasam mı tereddütleri yaşadığınız ve de antrenörlerin başının belası olan oyunculardır bunlar. Ama şu an takımımızın ona ihtiyacı var ve biz ona topun anlam vermesi açısından, anlamlandırdığı için topu, biz ona o sahneyi veriyoruz, o sahneyi kullanmasını istiyoruz. Biraz daha disiplin edebilirsek sizin söylediğiniz gibi daha yararlı bir oyuncuya dönüşebilir. Ama dediğim gibi bunun için hem bir zaman gerekiyor hem biraz daha iletişim kurarak çalışmamız gerekiyor. Bunu deniyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Biraz yol alıyoruz ama çok hızlı yol aldığımız söylenemez. Sedat'a gelince, Sedat'ta kırık olduğu ile ilgili bize bilgi geldi ama MR ile ilgili sonuçlar henüz alamadık. Buradan toplantıdan çıktıktan sonra da hastaneye tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Şanssız bir durum. İyi oynamaya başlamıştı. Takımın ona ihtiyacı vardı ama artık önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek, ne kadar süre bizden uzak kalacak onu bilmiyorum. İkinci bölge bugün bazı savunma adına çok iyi şeyler yaptı ama ofansif yönde cezalan içerisindeki bulunma sayımız, orayı destekleme açısından belki sizin beklentilerinize cevap veremedi ama üçüncü bölgedeki kaliteyi ya da oyun kalitesini yükseltecek olan topun orada tutulması, yani belli bir seviyede topun orada kalmasını sağlamak, biz bunu sağlayamadık. Dolayısıyla takım olarak arkadan gelen oyuncularla birleşme ve bir ilişki kurma, bir iletişim sağlama konusunda da çok başarılı değildik. Bu da bizim topun bizde kalması ile ilgili süreci de rakip lehine çevirmiş oldu. Orta sahadaki bugün mücadeleyi çok beğendik. Ancak final pasları konusunda, penetration'lar konusunda çok başarılı olduk denir mi? Denilemez. Sizin söylediğiniz tespitiniz de o yönde doğru. Ama biz bunların hepsini merkezi sinir sisteminin stres ve endişeyle birlikte bozulmasına da biraz bağlıyoruz. Çalışıyoruz. Düzeltmek için yani her türlü çabayı gösteriyoruz. Şöyle söyleyeyim. Oyuncu ilk müsabakada kendini ifade etmek için rezervlerinin tümünü kullandığını düşünüyoruz. Yani fizyolojik olarak. Ve bu onu zirve yaptı ama fazla yatamlama süresi, recover dediğimiz o toparlanma süreci onu biraz yoruyor şu anda. Antrenmanlarda olsun teknik zayıf olması nedeniyle de
tekniğiyle birlikte o fiziksel ve ruhsal o çökmeyi yeni toparlamaya başladı. Biz ona yardım ediyoruz. Tekrar devreye girebilir ama yüksek bir tekniği olmadı. Koşucu bir oyuncu. Bize çok büyük faydaları olacak. Onu taktik olarak kullanma şeklimiz de belki biraz değişebilir. O nedenle stratejimizi onu kaybetmeden ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ama söylediğim gibi bir iniş var ve buna zaman tanımalıyız.